çözüyoruz. Birinci soruya bakıyoruz. Bir sözcükte anlam sorusu cümleler verilmiş arkadaşlar. Cümlelerde de altı çizili kelimeler verilmiş. Bu altı çizili kelimenin sırasıyla doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi oyunun ikinci perdesi. Anonim bir şiirle başladı derken, evet burada oyunun ifadesi aslında sana bir kopya. Ne bu? Terim anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyoruz. Yani tiyatro terimi vardır diyoruz. Göz önünde perde neydi? Etrafında olup biteni görmüyor musun sen derken. Burada ne var? Göz önünde perde inmek bir deyimdir. Mecazi bir söyleyiş vardır diyoruz. Evin renkli perdelerinin arasından küçük kızın sevimli yüzü görünürdü derken. Burada evet kullanılan akla gelen ilk anlamı. Ne bu? Perde. Gerçek anlamda kullanılmış mı? Evet kullanılmış. Cevap ne? A şıkkı diyoruz. Peki ikinci soruya baktığımızda bu soru bize şunu soruyor arkadaşlar. Kim kaynasını? Yani bir kipin başka bir kiple anlatılmak için kullanılmasına biz kim kaynasını diyoruz. Cümledeki kastedilen zamana uygun bir fiili de aynı zamanımız, aynı kipimiz olması lazım. Bakalım. Hangisinde anlam kaynası yoktur diyor. Mustafa Kemal 1919'da Samsun'da ayak basar derken geçmiş zamanda yapılan bir durum mu? Evet. Geçmişte olan biten bir durum ama fiildeki zamanımız ne? Geniş zaman. Fiildeki zamanı cümledeki zamana kime uydurmamız lazım? Bastı ya da basmış diye uygularsa evet o zaman kim kaynasını önlemiş oluruz. Her pazar gitmeye gidiyoruz derken burada yine her pazar eylemi sürekli yaptığını söylüyor. Peki gidiyoruz ifadesinde gitmek yok şimdiki zaman. Eylemdeki zamanı değiştirmemiz lazım ki buradaki kim kaynası düzelsin. Her pazar gitmeye gideriz. Geniş zaman yapmamız lazım öğretmenim. Peki önümüzdeki hafta İtalya'ya giderim derken önümüzdeki hafta ne var burada? Gelecek zaman var. Eylemde gelecek zaman yoksa orada düzeltmeye git. Giderim ifadesinde geniş zaman var. Er. Gideceğim derken düzeltirsen eğer kim kayması yani anlam kayması ortadan kalkar. Peki yüksek not almak için çalışacaksın derken burada herhangi bir kim kayması yok. Hangi amaçla çalışacakmış? Yüksek not almak amacıyla diyoruz. İki cevabımız ne? D'de kim kayması yoktur. Peki üçüncü soru. Hangisinin tanımı yukarıda yapılmamıştır diyor. Cümlede anlam sorusu. Duygu ve indiren cümlelerle ilgili bir sorumuz var. Bakalım ilk cümleye. Bir durumdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği cümlelere biz ne cümlesi diyoruz? Yakınma cümlesi diyoruz. Peki yakınmayla eşleştirdim. Bir kişinin geçmişte yapamadığı bir işten duyulan üzüntüye hayıflanma diyoruz. Peki yaptığı işten duyulan üzüntüye de ne diyorduk? Pişman. Bununla karıştırmayacaktık. Bir kimsenin yaptığı bir hareketten veya söylediği bir sözden dolayı üzüntünün öfkelenmeden sadece yumuşak bir şekilde anlatılması. Öfkelenmeden dile getirilmesi. Şurada ipucu var. Ne bu? Sitem diyoruz. Peki ön yargı yani önceden görüş bildirmek. Peki peşin hüküm var mı burada? Yok diyoruz. Cevap B şıkkı. Dördüncü soruda bir atasözü sorusu var. Açıklamasıyla uygun kullanımı eşleştirdiğinizde hangisi yanlış olur diyor. Şimdi öpülecek ile tükürülemez derken toplumdaki saygınlık kazanmış kişiye saygı göstermek, ona zarar vermemek gerekir anlamına gelecek şekilde kullanılmış mı? Evet kullanılmış. Peki paça ıslanmadan balık tutulmaz, hiçbir başarı zahmetsiz kazanılamaz diyor. Yani belli bir uğraş çekilmeden başarı gelirlik gelmez diyor. Yine anlamı uygun mu? Atasözüne uygun. Şimşek çatmadan gök gürlemez. Yani bazı felaketlerin meydana geleceğini yakın belirtileri mutlaka ve mutlaka göz önüne görülür ve göz önünde görülür diyoruz. Peki zarar neresinden dönersen kârdır ifadesi. Normalden daha ucuz fiyata alınan bir malı mutlaka kusur vardır mı? Hayır. Bu anlama gelecek şekilde kullanılmadığı için cevabımız ne? Deniz diyoruz. Peki beşinci soru. Yukarıda bir anlam bilgisi açıklama verilmiş. Açıklamada şunu soruyor bize. Zarf diyor. Cümlede yer alan fiillerin durumunun nasıl gerçekleştiğini, gerçekleşme nedenini ya da amacını belirten sözcüklerdir diyor. Zarfa dair bir tanım var aslında.
pikniğe gideriz. Pazarlara deyip zaman zarfla gidiyoruz. Peki. Altıncı soru. Bir örnekler verilmiş aslında. Diyor ki buraya boş bırakılan yerleri getirmek isteyeni soruyor. Biz başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntıları nasıl aktarırız arkadaşlar? Tırnak işareti içinde aktarılır. Peki tırnak işaretiyle aktarmazsak nasıl aktarırız alıntı cümleleri? Virgül koyup deli demiş diye aktarırız. Tiyatro eserlerinde söz esnasındaki hareketleri göstermek için. Biz ne kullanırız bunu? Yay ayrat için yani parantez içinde bu hareketleri belirtebilirim. Geçiyorum. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada biz ne kullanıyoruz? Kesme işareti kullanıyoruz. Sevinç, korku ve şaşkınma gibi duyguları bildiren cümlelere ne cümlesidir öğretmenim diyorum. Yani bunun sonuna hangi işaret getiriyorum? Peki, önden bildiren
değildir. Şıklara baktığımızda kontrol ediyoruz. Evet, hangisi doğru cevap olarak çıkıyor arkadaşlar? B şıkkı doğru cevap olarak veriliyor diyoruz. 10. soruya bakalım. Diyor ki, iş bildiren anlamına göre fiillerle ilgili bir soru sormuş. Burada da iş bildiren fiillerle, yani diyemediğim kılıç bildiren fiillerle ilgili bir sorumuz var. Hangisi gösterilemez diyor. İş bildiren fiile örnek. Radyodaki şarkıyı sonuna kadar dinledim derken. Öğretmenim eylem bu. Eyleme soru bu. Sor. Onu dinledim. İlk önce eylemi bulduktan sonra başına onu getirdim. Eylemimiz eğer anlamlı oluyorsa onu getirdiğimizde biz buna iş fiilidir diyorduk. Daha uzun yolu. Cümleyi okudum, eylemi buldum, eylem yani cümlede nesne alabiliyorsa burada biz ne diyorduk? İş fiilidir diyorduk. Neyi dinlemiş? Radyodaki şarkı. Nesnemiz var. Bu tabloyu ona arkadaş hediye etmiş. Hediye etmiş. Kim? O neyi hediye etmiş? Hediye etmiş ki arkadaşın neyi hediye etmiş? Bu tabloyu derken nesne. Babam iş arkadaşlarının yemeğe davet etti. Davet etti. Evet. Eylemini buldu. Kim davet etti? Babam. Kimi davet etti? İş arkadaşlarının nesne. Burada da iş fiili vardır diyoruz. İnsanlar ağaçların gölgesinde dinlendiler diyoruz. Şimdi cümleme baktığımda dinlendiler yüzler. Kim? İnsanlar dinlendi. Nerede dinlendi? Ağaçların gölgesinde dolaylı cümle iş var. Peki nesne var mı? Yok. Uzun yöntemi cümlenin içinde arayacaksın nesne. Eğer kısa yöntemi ilk anlattığım gibi başına onu getireceksin. Anlattıysa burada iş fiilidir diyeceksin. Onu hediye etmiş, onu dinledi, onu davet etti. Evet, anlamlı bir bütün oluştu. Yani cevap verebilir onu getirdiğimizde de. Ama onu dinlendiler diye bir ifade olmayacağı için ve aynı zamanda uzun yöntemde de baktık neyse bulamadığımız için cevap ne? D şıkkı biliyoruz. Peki, diğer soruya bakalım. Diyor ki yukarıda, sadece bir kipikini aldığında basit olur, birden fazla. Kipik ile birlikte kullanıldığında işte birleşik çekimde olur. Buna göre basit çekirdeklilere örnek gösterilebilir diyor. Bakıyoruz. Sorumuza tekrardan gidelim. Kalem alayım. Eve geldiğinde halen uyuyordu. Eylemimizi bakalım. Uyumuyor. Şimdiki zaman uyuyor idi. Ne var burada? Ek fiil var. Ne? Basit çekim eylemden kurtulmuş birleşik çekimli. Birleşik zamanlı eylem vardır diyoruz. Bence herkes Ferhat'a güvenmeli diyor. Güvenmek değil keki, benim ona gerekli keki var. Bir iki peki var. Birleşik zaman, basit zaman. Cevap bursa ama diğerlerine bakalım. Halil Beyler ne yapmamıza gelecekmiş derken gelmek değil. Ece Kacak gelecek zaman. Mişte ne var burada? Ekleyin rivayeti var. Birleşik zaman. Küçükken yerimize mektup yazardık. Yazmak niye kökü erdiğimiz zaman yazar idik. Var. Bu da ne var? Ekleyin hikayesi. Yani yine birleşik zaman var. Güvenmeli kelimesinde sadece ne var? Bir iki peki kullandığı için basit çekimde bir eylem veriyoruz. Cevap evet. Diğer sorumuza geldiğimizde virgülün kullanım alanlarının hangisinin örneği yukarıda yoktur diyor. Eş görevli kelimenin arasında virgül gelir diyor aşkında. Okuyorum, var mı örneğin? Karanlıktan, donmaktan, yanmaktan ve fırtınadan çok korkuyordum. Evet, karanlık, donmak ve yanmak eş görevli kelime ve kelime arasında virgül konulmuş doğru. Peki, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır demiş. Tren seferleri iptal
B şıkkı. Yani mesela 3 virgül 14 gibi bir örneğimiz olsaydı B verdik. Peki, diğer bir sorumuza bakalım. Diyor ki, burada fiilin aldığı kim ve zaman ekiyle cümlenin anlamındaki zaman eki uyuşması lazım diyor. Eğer uyuşmazsa kim kaynısı olur diyor. Buna göre her sabah bir saat koşuyorum cümlesindeki anlam kaynısı hangisiyle açıklanabilir diyor. Evet, bakalım. Her sabah derken o zaman cümle hangi zamanla kurulmuş öğretmenim? Geniş zaman. Eylemde de geniş zamanımız olması lazım. Bakıyorum, koşuyorum ifadesinde şimdiki zaman var. Koşmak, bu kalbi cümle. Şimdiki zaman kim koşuyormuş? Ben. Birinci tekil şahıs. Peki ben bunu neye çevirmem lazım? Her zaman bir saat koşarım. Yani geniş zaman kullanmam lazım. Ben. Peki bakalım şıklara. Bu cümle fiil şimdiki zaman ekini almıştır. Evet. Fakat eylem her sabah tekrarlanmakta ve geniş zaman anlamını taşımaktadır diyor. Evet. Koşarak düzenliğinde bu ifadeye ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Cevabımız ne? A şıkkı. Diğer soruya bakalım. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir sorumuz var karşımızda. Diyor ki kullanıldığı yerler var. Bu kurala göre de örnekler verilmiş. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Kuralı uyuşmayan bir yazım yanlışı. Şimdi kurallarımız burada. Diyor ki saray, köş, kale, köprü, anıt ve benzeri yapı adları diyor. Büyük harfle başlar. Bakalım Galata Köprüsü büyük. Köprü kesin büyük yanlış soru yok. Sonra diyor ki kurum ve kuruluş adları her sözcüğü büyük harfle başlar diyor. Yapılan ihaleyi testle inşaat diyor. Evet kurum testle inşaat. Bütün harfleri büyük harfle başlığı mı olmuş? İlk harfleri bütün harfleri büyük harfle başlamış. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar diyor. Bakıyorum İngilizce kursu derken büyük. Peki akrabalık bildiren sözcükler büyük başlar mı? Büyük başlamaz. Burada büyük yazılmış. Yazım yanlışı var. Eğer şöyle olsaydı akrabalık bildiren sözcükler takma ad olarak kullanıldığı zaman büyük başlardı. Böyle bir kullanım yok. Cevabımız ne? E şıkkı. Evet, 15. soruya baktığımızda bir metin türü karşımıza var. Örneği verilmiş. Bu metin türü hangisinden hareket
Bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kitapların
Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf sosyal bilgiler deneme çözümüyle beraberiz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar, iletişim ve genel ağla ilgili bir soru. Harita şeklinde görsele baktığımız zaman buna göre genel ağ, yani internetle birlikte yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Fikirlerin yayılmasını kolaylaştırmıştır diyebiliriz bu cümleye göre çözdüğümüz için. Doğru arkadaşlar. Yeni bir iletişim kanalı ortaya çıkarmıştır. Evet, genel ağın gelmesiyle eski tip ulaşım, kitle iletişim araçları mutasyon geçirdi. Yani bir değişim uğradı. Bunu da ulaşabiliriz. İletişim olumsuz etkilemiştir. Tam tersi arkadaşlar, genel ağ iletişimi ne yapmıştır? Hızlandırmıştır ve geliştirmiştir. O yüzden cevabımız ulaşılabilir dediği için 1 ve 2, yani Adana seçeneği olacak. Verilen metne göre Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? Şimdi düşünebiliriz arkadaşlar. Şu gördüklerimiz İslam politikası, coğrafi ekonomi, istimali politikası, ekonomik durum, bunların hepsi evet etkili. Ama biz verilen metne göre en etkilisini bulacağız. Burada Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Anadolu Beylikleri ile komşu olduğunu ama onlarla iyi geçindiğini, Osmanlı Devleti'nin yanında bir Bizans'ın olması ve Bizans'ın gücünü kaybetmesi ve yakın olan Bizans'a saldırması, yani sürekli coğrafi durumlardan bahsediyor. Burada Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde daha etkili olan durum bu cümleye göre Bizans'ın yanında bulunması ve Bizans'ın güçsüz olup Bizans topraklarını Osmanlı'nın almasından bahsediyor. Yani cevabımız B seçeneği, coğrafi konum olacak. Üçüncü soru yine Osmanlı Devleti ile ilgili bir soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesi önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunlardan hangisi veya hangileri İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar, bu tip sorularda bir Türk tarihi açısından var, bir dünya tarihi. Yani sadece Osmanlı'yı, Türkleri ilgilendiriyorsa Türk tarihi, dünyada yani Osmanlı dışında başka devletleri ve insanları ilgilendiriyorsa dünya tarihi diyeceğiz. Bakalım. Orta çağın sonu erip yeni çağın başlaması. Bakın, evrensel bir şeydir. Dünyada bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Kesinlikle dünya tarihiyle ilgilidir. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bu sadece bizimle ilgili değil. Yıkılmaz denilen 1000 yıllık Doğu İmparatorluğu Bizans yıkıldı arkadaşlar. Bu da dünya tarihiyle ilgili. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Arkadaşlar, bunun dünya tarihiyle ilgili olmasının bir alakası yok. Çünkü Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmuş. Sadece Osmanlı'yı ilgilendiriyor. O yüzden dünya tarihi dediği için cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olacak. Görselde Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'de gerçekleştirilen fetihler gösterilmiştir. Sadece verilen görsele göre, bakın bunlara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Sadece bu görsele göre çizeceğiz ya da sorunu çözeceğiz. Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen deniz fetihleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karadeniz hakimiyeti sağlanmaya çalışılmıştır. Evet arkadaşlar, bakın Köstence, Varna, Burgaz, İstanbul, Amasra, Sinop, bunların hepsi hangi denize kıyısı var? Karadeniz'e. Kesinlikle buna ulaşabiliriz. Denizlerdeki fetihler İstanbul'un fethinden itibaren devam etmiştir. Biliyoruz ki arkadaşlar, biz 2. Mehmet olarak biliyorduk Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih unvanını nerede almıştı? İstanbul'un fethinde almıştı arkadaşlar. Yani Fatih Sultan Mehmet adıyla devam ettiğine göre, demek ki İstanbul'un fethinden sonra mantıklı düşünürsek devam ettiği görülüyor. Kırım Karadeniz'de en son fethedilen arkadaşlar, fethedilen merkezdir diyor. Ok işaretlerine baktığınız zaman en son nereye gelmiş? Kırım'a gelmiş. Buna da ulaşabilirsiniz. Okları takip ederseniz. Kalyon tipi gemiler kullanılmaya başlamıştır. Arkadaşlar, kalyon Osmanlı dönemlerinde, eski dönemlerde bir gemi türüdür. Ya da gemi çeşidi diyebiliriz. Ama herhangi bir gemiden, herhangi bir geminin varlığından veya resminden yönelik hiçbir şey paylaşılmadığı için biz bunu yanlış cevap olarak alacağız. Yani hangi tip geminin kullandığını buraya bakarak biz ulaşamayız arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen metinden hareketle coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni aşağıdaki alanlarda hangisinde olumsuz olarak etkilediği söylenebilir? Arkadaşlar, burada Osmanlı'nın sahip olduğu bir ipek, bir de baharat yolu ticaret yolları var.
bunlar Avrupalılar tarafından kullanılıyordu. Yeni ticaret yolları bulununca ipek ve baharat yollarının önemi kayboldu ve Avrupalılar bu ticaret yollarından geçmemeye başladı ve Osmanlı'nın ekonomisi haliyle düşmeye başladı. Direkt cevabımız çıkıyor. Ticaret yollarının önemini kaybetmesi Osmanlı'yı hangi alanda olumsuz etkileyecek? Tabii ki ekonomik alanda olumsuz etkileyecek. Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri'nde Batı kültürü örnek almıyor deniliyor arkadaşlar. Buna göre yukarıda verilen yeniliklerin etki alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İlk Türkçe eser basan matbaa kuruldu. Arkadaşlar, matbaanın kurulması kültürle, biliyorsunuz kitap, defter, insan okudukça kültürlenir. Bununla ilgili. Yeniçerilerden Tulumbacılar Teşkilatı kuruldu arkadaşlar. Çiçek aşısı uygulandı. Çiçek aşısı neyle alakalı? Tabii ki aşı, sağlıkla ilgili. Kumaş fabrikasının kurulması, Avrupa'da elçilikler gönderilmesi. Arkadaşlar, elçilik iki devlet arasında neyi sağlar? İletişimi, yani diyalog, yani diplomasiyi sağlar. Buna da ulaşabiliriz D seçeneğine. Ama dine yönelik, dini gelişmelere yönelik bir yenileşmeye yönelik herhangi bir şey yok. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet, bir sanayi devriminden eski tip bir makine arkadaşlar. Bakalım. Buharlı makinelerin üretime girmesiyle birlikte yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? İnsan gücünün üretimdeki etkisi artmıştır diyor. Arkadaşlar, makineler sanayi devriminde hayatımıza girince insan gücünün üretimdeki etkisi ne oldu? Artmadı, azaldı. Kesinlikle buna ulaşamayız. Modern üretim teknikleri ortaya çıkmıştır. Bakın, makineden bahsediyoruz arkadaşlar. Hiç olmayan bir şey. Kesinlikle buna ulaşabiliriz. Teknolojik yenilikler kullanılmaya başlandı. Makineleşme devranı üstünde makineleşme hiç olmayan bir şey, yeni ortaya çıkan bir şey. Buna da ulaşabiliriz. Ama A seçeneğine, yani insan gücünün üretimdeki etkisinin arttığına ulaşamayız. Biz onun etkisinin azaldığına ulaşabiliyoruz. Osmanlı Devleti ortaya çıkan bu olumsuz tabloyu önlemek için çalışmalarından hangilerini uygulamaya koymuştur? Arkadaşlar, biliyoruz ki dünyada bir Fransız ihtilali meydana geldi. Bu Fransız ihtilali de çok uluslu devletleri etkiledi. Bu çok uluslu devletlerden birisi de kimdi? Bizzat Osmanlı Devleti'ydi. Bu çok uluslu devletlerdeki azınlıklar isyan ederek kendi devletlerini kurmaya başladı. Ve devletlerde, mesela Osmanlı Devleti gibi devletlerde bu isyanları önlemeye, devletin parçalanmasını önlemeye çalıştılar. Hangisi bu çalışmalardan biridir diyor arkadaşlar. Tanzimat Fermanı'nı alıyoruz arkadaşlar. Tanzimat Fermanı'yla azınlık Türk Müslüman demeden herkese ne verildi? Eşitlik. Bizden ayrılmasınlar, isyan etmesinler diye. Yine Islahat Fermanı'nı da alabiliriz. Yine burada ne sağlandı arkadaşlar? Eşitlik Müslüman ve Müslüman olmayan arasında. Ama senetli ittifakı biz alamayız. Çünkü senetli ittifakı bileceksiniz ki kimle kimin arasındaydı? İkinci Mahmut ile toprak zengini ayağlar arasında. Yani bu bizim içimizdeki bir olay. Osmanlı sınırlar içindeki bir olaydı. O yüzden cevabımız sadece 1 ve 2 B seçeneği olacak arkadaşlar. 9. soru, yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgiye ulaşılmış olur. Arkadaşlar, son cümle soruyu gösteriyor zaten. Osmanlı Devleti Avrupa'dan ciddi bir miktarda borç alıyor ve aldığı bu borçları ne yapamıyor arkadaşlar? Ödeyemedi. Ödeyemeyince de Osmanlı Devleti'nin bütün ekonomik kazançlarına Avrupalı borçlu, yani alacaklı devletler ne yaptı? El koydular. İşte el koydukları kurumun adını soruyorlar. 1881 yılında Osmanlı Devleti'nin dış borçları ödeyememesi üzerine kurulan kurumumuzun adı Duyuru Umumiye İdaresi. Cevabımız C seçeneği olacak. Ve son sorumuz arkadaşlar, konut barınmayla yerleşme ile ilgili bir soru. Verilen görselden hareketle Türkiye'de konut sahibi olan vatandaşlarımızın haklarından hangilerini kullandıkları söylenebilir. Yani bir konuta yerleşen, bir konuda sahip olan insan hangi hakkını kullanmıştır? Çok basit bir şekilde
Bir arkadaşa barınmakla, yani bir ev sahibi olmakla, bir de o konuda girip yerleşme, yaşamakla. Yani barınma ve yerleşme cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 A seçeneği olacak. Şu an 7. sınıf din kültürü sorularını çözüyoruz. Ve birinci sorumuzla hemen başlıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden değildir? Şimdi melekler nurdan yaratılmışlardır, Allah'ın emrinden çıkmazlar, çok hızlı varlıklardır. Ama ve lakin ateşten değil, nurdan yaratılmışlardır. Doğal olarak çocuklar denizli şıkkı bizim cevabımız oluyor. İkinci soruya bakalım hemen. Çocuklar ikinci soruda ise bizden ne istemiş? Hak din olan İslam'a sonradan ilave edilen, yani dinde olmayan ama sonradan ilave edilen yanlış, yalan, akıl dışı söylentiler. Bakın söylenti dediği için bizi neye yönlendirir? Batıl inanca yönlendirir. Burada sakın bidat gelmesin çocuklar. Bidat dine sonradan sokulmuş yanlış inanç biçimleridir. Ama burada söylentiler dediği için batıl inanç olur. Bundan dolayı doğru cevabımız da C şıkkı oluyor. Hemen üçüncü sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük melekten biri değildir? Çok basit çocuklar. Soruyu gördüğünüz zaman eminim ki anında işaretlemişsinizdir. Rıdvan meleği çocuklar. Dört büyük meleğin içerisinde yer almaz. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insanın sağladığı yararlardan biri değildir diyor. Şimdi kötülük yapmaktan alıkoyar kesinlikle. İyilik yapmaya özendirir. Bencil duyguları kırar. Yani bencillikten baş etmesini sağlar. İnsanı boş yere korkutmaz. Çünkü Allah bizim iyi bir insan olmamızı istiyor. Ve ahiretin varlığını da bize hatırlatıyor. Hesap vereceğimizi hatırlatıyor. Bundan dolayı denizli şıkkına çocuklar ulaşamıyoruz. Şimdi beşinci soruda Meryem oğlu İsa. Bir peygamberdir diyor. Hani İsa Aleyhisselam onlar Tanrı'nın oğlu gibi görüyor ya Hristiyanlar. Ona yönelik bir ayet çocuklar. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dost doğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Bak buraya çok dikkat edelim. Yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimiz nasıl açıklıyoruz. Yani onlar da bir insandı diyor. Hazreti İsa ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamazı soruyor bize. Bir peygamber, evet ulaşırız. Tanrı değil insan, evet ulaşırız. Mucizeler göstermiştir. Kesinlikle ulaşamayız çocuklar. Çünkü doğru bir cümle ama yukarıdaki paragrafta bana bununla alakalı bilgi vermediği için cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz çocuklar. Altıncı sorumuz. Bu tanım aşağıdaki terimlerin hangisine aittir diyor. Maddi imkanı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle İhrama girerek, bakın yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp Kabe'yi tavaf etmesi. Burada aslında bana birçok şey vermiş. Hacın farzlarından bahsetmiş çocuklar. Doğal olarak hac ibadetini anlatmış. Özellikle burada ayrıcı noktamız ne çocuklar? Vakfe yapmak. Vakfe varsa hac vardır. Vakfe yoksa da neydi çocuklar? Umredir o, ziyaret amaçlıdır. Ve yılın belli günlerinde değil, her zaman yapılabilir. Ama burada yılın belli günleri dediği için doğru cevabımız ne oluyor? Hac oluyor, yani B şıkkı. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Çocuklar bunu kodlamıştık hatırlarsınız. İTV diye kodluyorduk. Birincisi ihram, ikincisi tavaf, üçüncüsü vakfe. Özellikle hangi vakfeydi çocuklar? Arafat vakfesiydi. Doğal olarak ne oluyor çocuklar? Şeytan taşlamak oluyor. Çünkü o rükunlarından bir tanesiydi. Farzları ise İTV diye kodladığımız bu üç tane başlık oluyordu. Sekizinci soruya bakıyorum çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi kurban kesilen amaçlarından biri değildir? Kurban neydi? İnsanları Allah'a yaklaştırırdı, Allah'ın rızasını kazanmasını sağlardı, ibadet etmenin huzurunu yaşatırdı. İnsanlar arasında itibar kazanmak çocuklar bu mümkün olmayacak bir şey olduğu için denizli şıkkına kesinlikle ne yapıyoruz? Ulaşamıyoruz. Hemen dokuzuncu sorumuza bakıyorum. Hazreti İbrahim'e verilen çocuk aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti İbrahim'e çocuklar hangisi?
veriliyor çocuk olarak dersek, özellikle ne yapmamız gerekiyordu burada? Kurban konusuyla alakalı olduğu için Hazreti İsmail'i hemen hatırlamamız gerekiyor çocuklar. Kabe'yi beraber inşa etmişlerdi. Ve doğal olarak Hazreti İsmail deyip hemen bir sonraki sorumuza ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz ise son soru oluyor zaten. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Kovulmuş şeytan anılansın de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım da ölümüm. Hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu çok güzel bir dua çocuklar. Peygamber duası, Hazreti İbrahim'in duası. Biz de bunu kendi günlük hayatımızda sürekli ne yapabiliriz? Aynı duayı yapabiliriz. Hangisidir dediği için ibadetler düzenli olarak yerine getirilmesi değil, bu dünyada ahiret için hazırlık yapılması, bir beklesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a şükredilmesi. Tam tersi çocuklar, şurada bir tane bir şey var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün konuyu kapsıyor. İnsan her zaman Allah'ın rızasını gözetmelidir. Burada çünkü namazın, kurbanın, hayatın ve ölümün diyor. Yani ömrünün tamamından bahsediyor. Bundan dolayı çocuklar D şıkkı doğru cevabımız oluyor ve biz denememizin son sorusunu da çözmüş ve bitirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi which question completes the sentence, hangisi cümleyi tamamlar diyor. O çalışkan ve neşeli birisidir diyor. Onun dış görünüşünden bahsetmiyor. O yüzden A olmaz ondan sonra. Ha, onun neyi sevdiğinden bahsediyor. O yüzden A olmaz. Dış görünüşünden bahsetmiyor. O yüzden B olmaz. Onun nasıl bir olduğunu sormamız lazım. O da doğru cevap Ceyhan oluyor arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Hangi ekipman doğrudur diyor. What's your favorite sport? Ondan sonra I love archery. Ben okçuluğu seviyorum diyor. Onun için ne lazım diyor. Aynı ile archer demesi lazım ya da bow demesi lazım. Gördüğünüz gibi doğru cevabı ok olan Denizli'yi seçiyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Which picture shows the score? Hangisi skoru gösterir diyor. There was a volleyball match. Last week at school, we were good at, but we didn't win. It was a draw. Ondan sonra, iyiydik ama kazanamadık. Beraberlik yaşandı diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Hangi sorunun cevabı yoktur diyor. Baktığımız zaman bizim bir tenis turnuvamız var. Ondan sonra ayın 23'ünde. Baktığımız zaman herhangi bir şekilde tarih soruyorsa onu şu anda elememiz gerekiyor. Mesela tarih sormuyor ama saatini söylemiş. O yüzden saat sorusu varsa birisini elememiz gerekecek. Saatte what time does the tournament start? Turnuva saat kaçta başlıyor diyor. Baktığımız zaman 23 Nisan'da saat 3'te başlıyor diyor. O yüzden A'yı eledik olursa. It's between the best tennis players of school. Ondan sonra kimler oynuyor dediğimiz zaman Denizli de şu an tam çizginin üzerine geliyor ama who are the players? Oyuncular kim? Dediği için burada da oyuncular en iyi oyuncuların arasında, okulun en iyi oyuncuları Cem ve Jack'in arasında dediği için var. A'nın yanında bir de D'yi de elemiş oluyoruz arkadaşlar. A ve D gidiyor. Ondan sonra if you want to come, gelmek istersen you can get more information from tennis club social network diyor. Ondan sonra how can we get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabiliriz sorusunun cevabı burada olduğuna göre doğru cevabı da Ceyhan diyor ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. There is no information about Barış Manço. Barış Manço'nun neyi hakkında bilgi yoktur diyor. Baktığımız zaman Barış Manço doğmuş ondan sonra İstanbul'da doğmuş, 1943'te doğmuş. Yani doğum günüyle alakalı bilgi var mı? Var. O yüzden Denizli'yi eledik. He was a famous singer. Ondan sonra ünlü bir şarkıcıydı diyor. Occupation yani mesleğiyle alakalı bilgi var. Ondan sonra everybody loved his songs. Herkes onun şarkısını severdi. Özellikle çocuklar. He got lots of awards during his life. Hayatı boyunca pek çok ödül almıştır diyor. Başarılarından da burada bahsetmiş. Success başarı demek. Ardından evliliğinden yani B şıkkındaki evliliğinden hiç
bahsetmediği için doğru cevabımız marriage B diyoruz, işaretliyor ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Which of the following is wrong according to the text? Hangisi parçaya göre yanlıştır diyor. Albert Einstein was born in Germany on 14th of March. Ondan sonra Albert Einstein'ın 14 Mart'ta doğduğunu söylüyor. Burada da Mart ayında doğmuştur diyor. Yanlış bir seçenek değil. O yüzden bunu eliyoruz. His father was an engineer. Ondan sonra anne, babası bir mühendisti. Annesi de ev hanımıydı diyor. Burada da annesinin ev hanımı olduğundan bahsediyor. O yüzden burada da herhangi bir yanlışlık yok. O yüzden bunu da eliyoruz. Çünkü biz burada yanlış olanı arıyoruz. He didn't have any hours diyor. Şimdi buna bakalım. He was unhappy at school. Okulda çok mutsuzdu. Neden? İşte çok sıkıcı olduğunu düşünüyordu. 1896'da üniversiteye girdi. 1909'da profesör oldu. Çok fazla ödül aldı diyor. Burada da ne diyor? Hiç ödül almadı diyor. O yüzden yukarıdaki parçayla çelişen tek şey Ceyhan olduğu için Ceyhan işaretliyor ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada 3 tane boşluk var. Hangisi dışarıda kalır anlamında? Which one is odd? Hangisi farklıdır anlamında? Baktığımız zaman 3 tane kelimeyi biz bu 3 boşluğa yerleştireceğiz. Açıkta kalanı işaretleyeceğiz. Crocodiles live in next to rivers. Crocodiles yani timsallar nehirlerin kenarlarında yaşarlar. Onlar şöyledir diyor. Baktığımız zaman onlar dangerous olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Reptiles de olabilir. Doğrusu en dangerous de olabilir ama biz buna reptiles diyelim. Neden? Çünkü dangerous'ın belki gelecek daha güzel yerleri vardı. Hemen şuraya reptiles dedim. They are very bloodless animals diyor. Ondan sonra baktığımız zaman arkadaşlar onlar çok ne hayvanlardır? Tehlikeli hayvanlardır dememiz lazım. Yani dangerous'ı da buraya getirmiş oluyoruz. Ardından B'ye de gitmiş oluyor. There are different kinds of crocodiles and most of them are blah blah because people kill them for their skin. Ondan sonra çok türde timsah vardır ama çoğunun nesli tehlikededir. Çünkü insanlar onları derileri için öldürüyor. Nesilleri tehlikededir. Yani endangered dememiz lazım buraya da arkadaşlar. O yüzden burada C'yi de eliyoruz. Domesticated da evcil demektir. Evcil olduğu için timsahların herhangi bir şekilde evcillikle alakası olmadığı için doğru cevap deniz diyor. Ve 8. soruya geçiyoruz. Which picture shows the animal? Hangisi hayvanı gösterir diyor. Bakalım hangi hayvanmış. Ormanlarda yaşarım. Güney Afrika'nın ormanlarında yaşarım. Çok hızlı koşabilirim. Ben bir etçilim ve de memeliyim diyor. Hızlı koşmaktan zaten hepsi eleniyor arkadaşlar. Burada doğru cevabımız leopar A oluyor. You are a couch potato. Sen tam bir couch potato'sun anlamı, yani couch potato'nun anlamı saatlerce televizyonun karşısında oturup televizyon izleyen, işte abur cubur yiyen kişilere denir. Ondan sonra the one who is potato more than other meals. Yani diğer yemeklerden daha fazla patates yiyen kişi anlamına gelmez. Always watch TV and stay up late for hours in front of TV. Her zaman televizyon izleyen ve geç saatlere kadar televizyon karşısında duran insana couch potato denir. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Which question does Saranlar ask Jane? Hangi soruyu sormuş olamaz diyor. Baktığımız zaman I like watching documentaries diyorsa what kind of diye bir soru sormuş olabilir. Programs do you like gibi ya da farklı bir program sormuştur olursa. Bakalım which programs do you prefer watching? I like watching documentaries, quiz shows, blah blah. O yüzden arkadaşlar burada C'yi buraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra peki burada günde ne kadar izlersin ya da ne sıklıkla izlersin gibi bir soru sorulmuş olması lazım. How often do you watch? Kim milyoner ister? Ondan sonra ya da how much time do you spend watching TV? Evet, how much time do you spend watching TV? Televizyon izlemekte ne kadar vakit geçirirsin anlamına gelen. B buraya daha güzel oluyor arkadaşlar. It is kim milyoner olmak ister diye sorduğuna göre
söylediğine göre arkadaşlar, ben onu severim, ben oradan çokça, ben bu quiz show'dan çokça bilgi öğrenirim dediğine göre what is your favorite program demiş olması lazım. Hangisi senin favori programındır demiş olması lazım. Doğru cevap burada Adana değil, Adana'yı da buraya getiriyoruz. Burada doğru cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Son sorumuzu da böylece çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Şurası 34 olur. Şurası da 34 ben. 34
yapacağız. O da kaç yapıyor? 6400 bölü 5 yapıyor. 6400'ü ne yapacağız? 5'e böleceğiz. O da kaç yapar uzunluğunu? 5, 14, 2 ile çarptık. Ne kadarmış? 1280'miş. Şimdi bu 1280 metre neymiş? A ile B arası. 1280 metre yazalım. B ile C arası tüm uzunluğu ne kadarmış? 8'de 3'üymüş. 3200 ile neyi çarpacağız? 3 bölü 8'i çarpacağız. O da kaç metre yapıyor yine? 1200 metre yapmış oluyor. 1200 metre neresi yaptı? BC arası yaptı. 1200 metre de şuraya yazdık. Şimdi geldik nereye? 1200 metreden sonra 1280 metre ile 1200 metreyi topluyorum. 3200 metreden çıkaracağım. Ne oldu? 2480 metre oldu. Nereden çıkaracağız diyoruz? 3200 metreden çıkaracağım. Kaç metre kalıyor o zaman? C ile D arasına 720 metre kalır. Cevabımız nedir? A şıkkıdır diyoruz. Dörtgenin uzunluğu eşit olan dörtgende ne eşitlenen dörtgen denir? Bir kenar uzunluğu 15 bölü 4 olan ABC'de eşitlenen dörtgeni vermiş. Taralı bölgenin çevreleri toplamı ne kadar bir diye soruyor. Şimdi 15 bölü 4'ü burada kaç parçaya ayrılmış? 5 parçaya ayrılmış. O zaman şu küçük uzunluğunu 15 bölü 4'ü 5 parçaya ayırdık. Kaç oldu? 3 bölü 4 oldu. Aynı şekilde 15 bölü 4'ü 3 parçaya ayırmışım. 5 bölü 4 de burası oldu. Taralı bölgenin çevresi bir tanesini bulursak diğerlerini de buluruz. 5 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü ne yapıyorum? Topluyorum. Şurayı buluyorum. Ne oldu? 8 bölü 4 oldu. Çevresini bulabilmek için bir de bunu ne yapıyorduk? 2 katını alıyorduk. O zaman bir tanesi 4'müş. 4 santimetreymiş çevresi. Şimdi bize kaç tanesine ihtiyacım var? 5 tanesine ihtiyacım var. 4 ile 5'i çarptık. Kaç metre santimetre olur? 20 santimetre olur. Kenar uzunlukları 2x ve 4x eksi 7 birim olan ABC'de dikdörtgenin BC kenarlarında 3 santimetre uzaklıktaki EF doğru parçasından kesilen iki parçaya ayrılıyor. Bize EBFC neyi soruyor? Dörtgeninin alanını soruyor. Şimdi 3 santimetre uzaklıktaysa onun şurası ne olacak? 3 santimetre olacak. Bize ne diyor? Bunun alanını soruyor. Şimdi kestiğimiz dörtgenin aslında şu uzunlukları hep birbirine eşit değil mi? O zaman şu uzunluk ne olacak? 2x eksi 5 olacak. Alanını bulmak istiyorum. Neyle çarpacağım? 3 çarpı 2x eksi 5. Bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlayın, dağıtacaktık. Kaç oldu?
Bak şimdi uzunlukları yazalım. Burası 81'di. Burası 54. Burası 36. Diğeri ne olacak? 24 olacak. Her birini ne yapacağım? Her birini toplayacağım. Ne olur topladık. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. 195'e nedir? Eşittir diyoruz. Ertuğrul bu cetvelle önümde duran kitap ve kalemin boyunu ölçmüş ve boyları sırasıyla ne bulmuş? 28 er ve 20 er olarak bulmuş. Ölçülen kitap ve kalemin boyları toplamı kaç santimetredir? Matematiksel işlem yapmayı çok seven Ertuğrul uzunluk ölçümleri yapmak için birimi santimetre yerine er olan bir cetvel geliştirmiş. Bu cetvelde de ne demiş? 1 er 3 bölü 4 santimetreymiş. Cetvelde de göstermiş. Şimdi 28 neymiş? Kitap ve kalemin boyu 28 er. Ve 20 ermiş. Nasıl yapıyorduk? Oranın altı bulacağız değil mi? 1 er 3 bölü 4 ise 28 er. Ne kadar diye soruyorum. Ne yaptık? 28 katını almışım. Bunun da kaç katı alacağım? 28 katını alacağım. 3 bölü 4 ile 28'i çarparsam ne olur? 21 olur. Bu kitabı. Şimdi sıra geldi kalemin boyuna. Yine kaç katını almışım? Doğru orantı kuralım. 20 katını almışız. 3 bölü 4'ün kaç katını alacağım? 20 katını alacağım. 3 bölü 4 ile de 20'yi çarptık. Ne oldu? 15 oldu. Bize toplamı kaçtır diye soruyor. 21 ile 15'i topladık. 36 santimetredir diyoruz. Ecrin bilgisayarına bir kodlama programı yazmış ve bazı simgeleri aşağıdaki gibi işlemler tanımlanmış. Sisteme bir rasyonel sayı girildiğinde şimdi her birinin bir anlamı varmış. Yeşil olan payını 2 ekle, mavi olan payın paydasından 3 çıkar. Pembe olan payını 2'ye böl, sarı olan paydasını 3 ile çarp demiş ve sisteme 2 bölü 4 kesimi girmiş. Sırayla yapacağız işlemleri. Başta 2 bölü 4'tü. Yeşile bastım. Payını 2 ekle diyor. Payını 2 ekledim. Kesim şu an ne? 4 bölü 4. Şimdi maviye geldik. Paydasından 3 çıkar demiş. Paydasından 3 çıkardım. Paydan 1 kaldı. Pembeye geldik. Payını 2'ye böl demiş. Payı 4'tü. 2'ye böldük. 2 bölü 1 oldu. En son paydasını 3 ile çarp demiş. Paydasını 3 ile çarptık. Ne oldu sonuçta? Kesirim. 2 bölü 3 olur. Sonucu 5 yıldır diyor. Pinokyo İtalyan yazar Carlo Collodi 1881 yılında yazdığı çocuk filminin kahramanıdır. Yalan söyledikçe burnun uzaması ile ünlü. Pinokyo'yu herkes biliyor. 8 santimetrelik bir burun takmış. Pinokyo'nun burnu 8 santimetreymiş ve normal boyundayken her yalan söylediğinde 3 santimetre uzuyormuş. Eğer 6 kez yalan söylerse kaç santimetre olur diyor. Her yalan söylediğinde 3 santimetre uzuyorsa 6 kez söylerse 18 olur diyoruz. 8 santimetre ile 18 santimetreyi topladık. Uzunluğu 26 santimetre olur. Buna göre modellerin işlemi sonucu kaçtır diye soruyor. Cebir karolarını vermiş. Bize bildiğimiz cebir karolarını vermiş. Şimdi kırmızılar x demekmiş. Yeşil olan kareler ise eksi 1'miş. Yazalım. Yeşil olanlar eksi x ise eksi x. Pembe olanlar da 1'e eşitmiş. Bunları neyi soruyor bize? Toplamı soruyor. Şu model ne anlama gelir? 4x eksi 3. Bu model ise 2x artı 5'e denk gelir. Bunları topladığımızda benzer terimle topluyorduk. 4x ile eksi 2x topladık. 2x eksi 3 ile artı 5 topladık. Artı 2 o zaman cevabı 5 şıkkıdır diyorum. Aile öğretmeni tahtaya yazdığı işlemin sonucu kaçtır? Şimdi sırayla tahtadaki işlemleri yapacağız. 1 artı 1 bölü 2 demiş. Bu işlemin sonucu ne olacak? 3 bölü 2 çarpı diyorum. 1 artı 1 bölü 3. Ne olacak cevabı? 4 bölü 3. Aynı şekilde bunu da yaptık. 5 bölü 4. Şimdi her birini çarpabilirsiniz. Ama sadeleştirme yaparsak bence daha güzel olur. Şöyle 3'leri çapraz sadeleştirirsem 4
toplayacağım. Cevabım 5 olmuş olur. Buna göre üçgen bölü yıldız işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Yukarıda verilen işlemlerde üçgen ve yıldız sembolleri birer sayıyı temsil etmektedir diyor. Elimde ne var? Devirli ondalık sayı var. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmek istediğimde formülüm neydi? Sayının tamamı. Eksi. Ne diyeceğiz? Devretmeyen kısım diyelim. Bölü. Bir günden sonra neydi? Devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0 koyacak. Şimdi ona göre rasyonel bir sayıya çevirelim. 3,5 üstünde 5'in devirli işareti var. O zaman sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar ne dedik? 9. Sadece bir sayı devrediyor, devretmeyen sayı yok. 32 bölü 9 neye eşitmiş? Üçgen bölü 9'a. Üçgen o zaman kaç eşit olur? 32'ye eşit olur. 0 tam 10'da 4 ama 4 devrediyor. Nasıl yazacağız? 10'luk halde 4 bölü 9 yıldızın kaç eşit olur? 4'e eşit olur. Üçgeni 32 bulduk. Yıldızı 4 bulduk. Cevabım ne olacak? 32 bölü 4'den 8 olmuş olur cevabımız. 19. soruya devam ediyoruz. Şimdi bir terazi görüyoruz. Terazi şu anda denge durumundaymış. O zaman terazideki neler birbirine eşitmiş? Şimdi üçgen ve kare şekilleri için hangisi doğrudur diyor. Yazalım mı? 2 üçgen artı 3 kare neye eşitmiş diyoruz? 2 kare artı 4 üçgen. Şimdi bu soruları nasıl yapıyorduk? Hatırlayın, benzer terimleri bir araya getirmek istiyordu. Şimdi 2 üçgeni karşıya attım. 2 üçgen o zaman eksi 2 üçgen olarak gelecek. 2 kutuyu da bunun yanına aldım, kutunun yanına aldım. Sonuç olarak şöyle olmuyor mu? 3 kutu eksi 2 kutu eşittir 4 üçgen eksi 2 üçgen olacak. Şimdi işlemi yapalım. Ne yapacaktık? Bunları bilinmeyen olarak düşünerek katsayarak birbirinden çıkaralım. 1 kutu eşittir 2 üçgen diyoruz. Cevabımız vardı. D şıkkı ne olacak? Kutu eşittir 2 üçgene eşit olacak. Yukarıda verilen işlemin denklemsel ifadesi nedir? Damacanadaki su bitince Ecim ve Ceylin arıtma cihazından yukarıda hacimleri verilen materyaller ile su taşıyıp 19 litrelik damacanayı tamamen doldurmuşlar. Ecim'in matarası 4 kez, Ceylin matarası ise 5 kez su taşıma yapmış. Denklemi nasıl yazacak? 19 litrelik taşıyormuş. 4 kere ise 4 çarpı x artı 1 artı diyeceğiz. 5 çarpı 2x eksi 1 eşittir kaç litre diyoruz? 19 litre diyoruz. Peki burada da hangisinde cevabımız hangi şıkta olmuş oluyor? 4 artı x artı 1 o zaman A şıkkı gider. Hangisi eşittir? 19 diyoruz. 4x şu da gitti. Bu da eksi olduğu için cevabımız ne olacak? 5 şık olmuş olacak. Sorularımızın çözümleri bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, merhabalar çocuklar. 7. sınıf fen bilgisi denememizle karşınızdayız. Çözümlerimize hemen başlayalım. İlk sorumuz 1. ünitemizden. Bu resimlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi bu resimlerde ne var? Ya zaten yanımızda da yazıyor. Bulutsular var. Bulutsularla ilgili bir soru. Uzayda gezegenlerin oluşumunun gerçekleştiği yer mi? Hayır, uzayda yıldızlar oluşuyor bulutsularla. O yüzden A şıkkını eledik. Uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği yerlerdir. Evet, bulutsu dediğimiz şeyler oluşuyor demiştik. Meteorların oluşum yerleridir. Hayır, meteorlar başka yapıların kopması ve solumasıyla oluşuyor. Doğal uyduların oluşumunun gerçekleşmesi, bu da aynı şekilde başka yapıların kopmasıyla oluşuyor. O yüzden birinci sorumuz B seçeneği olacak.
bulut sular yıldızların doğum yeridir diyebiliriz. İkinci soru uzay kirliliği ile alakalı bir durum. Gördüğünüz gibi uzay kirliliği yaratan bizim kendi elimizle gönderdiğimiz yapay uydular, roket kalıpları gibi şeylerden oluşan uzay kirliliğini söylemiş. Bu görüntü ışık kirliliği olarak bilinir. Hayır. Ne dedik? Uzay kirliliği olarak biliniyor. O yüzden birinci şıkkımız yanlış. Patlayan füzeler ve yakıt tankları da bu görüntünün oluşmasına katkı sağlar. Evet, uzaya gönderdikten sonraki patlayan füzeler, yakıt tankları, roket kalıntıları gibi atık malzemeler uzay kirliliği yapıyor. Bu görüntü dünyada yapılan gözlemleri kolaylaştırır. Hayır, bu hatta bazı gözlemlere zorlaştırıyor, engel bile olabilir. O yüzden üçüncü şıkkımız da yanlış. Sadece ikinci şıkkımız doğru olacak. Üçüncü soru rasathanelerle ilgili bir soru. Rasathanelerin nereye kurulacağını zaten birçok kez işledik, birçok soruda da gördük. Neydi? Işığın fazla gereksiz kullanıldığı yerlerden uzak olması gerekir. Bulutlu gün sayısının az olması gerekir. Burada fazla söylemiş. Hayır. Az olması gerekir. Çünkü biz gökyüzünü gözlemleyeceğiz, uzayı gözlemleyeceğiz. O yüzden bizim uzayla teleskopumuzun arasında, yani rasathanemizin arasında herhangi bir engel bulunmamalı. O yüzden orada bulut olmaması lazım. Bunun için bulut oluşmayan, bulutlu gün sayısının az olduğu yerler olması lazım. Bunun haricinde şehir merkezinden uzak yükseltinin fazla olduğu yerlerde, dağ tepelerin, dağın tepelerine yapmak daha mantıklı olur. Geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi burada Hasan ve Mustafa'nın cevaplarını vermiş bize. Buna göre gideceğiz. Şimdi Hasan hangi çıkmıştan ulaşmıştır? Öncelikle bunu bulalım. Hasan nereden ulaşıyor? Birinci soruya Göktürk 1 demiş. Bakıyoruz. Göktürk 1 derse buna aktif uydu buzdur. Evet, Göktürk 1 şu anda kullanılan bir uydu. O zaman ikinci soruya ne cevap vermiş? Bilsat demiş. O zaman 2 Bilsat'sa ne olacak? Bilsat pasif olan bir uydu buzdu. O zaman Hasan üçgene ulaşmış oldu. Geldik Mustafa'ya. Mustafa 1'e ne demiş? TürkSat 2A demiş. TürkSat 2A biliyorsunuz ki artık ömrünü yitirdi. Yani pasif duruma geçti. Pasiften geçtik. Üçüncüye cevap vermiş. Üçüncü ne? Göktürk 2 demiş. Üçüncüye Göktürk 2 demiş. Göktürk 2 biliyorsunuz ki daha aktif hala kullandığımız uydularımızdan bir tanesidir. O yüzden Mustafa da yuvarlak seçeneğine ulaşacak. Cevabımız D seçeneği olacak. Geçtik 5. soruya. Burada da birbirini kapsama aşamasında şeyleri vermiş. Şimdi yukarıda verilenleri eşleştirirsek bir kere en büyüğü nedir? En büyüğümüz evrendir. O zaman kahverengi olan evren olacak. Daha sonra evrenden bir küçük olan şey nedir? Uzaydır. Uzay demiştik. Evrenden dünyayı çıkarttığımız zaman, yani dünyanın dış kısmı, dünyanın dışında kalan kısmı uzay diyoruz. Eğer dünyayı da içine alırsak evren diyoruz demiştik. İkinci büyüğümüz uzay. Üçüncü büyüğümüz galaksiler. Galaksi dediğimiz şey yıldızlar, nebulalar, takım yıldızları, gezegenler, uydular, her şey içinde bulunduran bir topluluktu. Bundan bir tık sonrası takım yıldız olacak. En küçüğü de güneş olacak. Güneş biliyorsunuz orta büyüklükteki bir tane yıldız. Takım yıldız dediği zaman birkaç farklı yıldızdan oluşması lazım. Şimdi geldik. Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere denen nedir? Galaksidir. Birinci tanım galaksinin tanımı olacak. O yüzden ilk seçeneğimiz kırmızı olması lazım. İkincisinde ne diyor? Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan gökyüzü gözlemleri sırasında duruşları sebebiyle bize yardım sağlayan ve bazı varlıklara benzetilen yıldız gruplarına ne denir? Yıldız grupları diyor bir kere zaten. Yıldız grubu yıldız takımıdır, yani takım yıldızıdır. O zaman ikincisi de yeşil olması gerekir. Cevabımız C seçeneği olur. Geçtik bir sonraki soruya. Hücreyle alakalı bir soru geldi. Burada da bu eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır? Hemen bakıyoruz. Kofuları büyük ve az sayıdır bitkiye yönlendirilmiş. Birincisi doğru. Kloroplast bulundurur. Bitkiye yönlendirilmesi lazımken ne yapmış? Hayvan hücresine yönlendirilmiş. O zaman bu hatalı. Birinci yanlışımızı bulduk. Lizozom bulundurur. Lizozomu bitkiye yönlendirmiş. Hayır, lizozomu hayvan hücreleri bulundurur.
Gelişmiş bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz demiştik. Hücre duvarı vardır, bitkide olması lazım. Evet, bitkiye yönlendirilmiş. Bu da doğru. Şu seçenek yanlış, şu da yanlış. Oval bir yapıdadır. Zaten şekil itibariyle de görünüyor hayvan hücresi. Sentriyolleri yoktur. Sentriyoller kimin? Normalde hayvan hücrelerindir. Yoktur dediğine göre bitki hücresine yapması gerekirdi. Oraya da yapmış. Bu durumda iki tane hatalı eşleştirmemiz var. Cevabımız D şıkkı. Geçtik hemen bir sonraki soruya. Burada da hangisi ise onu eşleştireceğiz. Madde iletiminden sorumlu organ. Direkt olarak hemen madde iletimini sağlayan erlere gidiyoruz. Yani er nedir? Endoplazmik retikulum. O zaman şurası yeşil renkte olması lazım. Bir sonraki hücrede besin, su, atık gibi maddelerin depolandığı yer. Bizim depomuz nedir? Kilerdir. Kiler kimdir? Kofuldur demiştik. O zaman bu da pembe ya da mor, morlanırsa moru yazayım. Bu da mor şeklinde olması lazım. Zaten direkt cevap çıktı. Yeşil mor hemen A seçeneği çıkıyor. Diğerlerine bakacak olursak protein sentezi ribozomun görevidir. Hücre içi sindirim lizozomun görevidir. Baktığımız zaman sarı ve kan birimi de sağlıyor. Cevabımız A seçeneği. 8. soru yine hücreyle alakalı bir soru. Hücre bölünmesiyle alakalı bir soru. Şimdi burada tahtaya yansıttığı olaydan sonra hangi cümleleri söylemiş olabilir diyor. Şimdi tahtadaki olay nedir? Tahtadaki olay, bakın ara lamer oluşumu. Önce arada bir çizgi beliriyor. Daha sonra bu çizgi daha da belirleşiyor. Ara lamer dediğimiz olay. Ve daha sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştirerek bitki hücresinin içinde gördüğünüz gibi iki tane hücre oluşmasını sağlayacak. Stoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde ara lamer. Bir kere bu köşeli yapıda yeşil renkte bir kere hayvan hücresi değil. O yüzden hayvan hücresi olan iki şıkkımızı eledik. Stoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde, evet bitki hücrelerinde boğumlanarak gerçekleşir. Burada boğumlanma yok. Gördüğünüz gibi bu arada bir ara lamer oluşumu var. Ara lamer oluşumu stoplazma bölünmesi şeklidir. Bitkilerde görülür demiştik. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik 9. soruya. Bu da mayozla ilgili bir soru. Mayoz bölünme esnasında böyle bir şekilde karşılaşmış bunu inceleyen kişiler. Bu evreyle ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi bu evrede ne oluyor? Mayoz 1'de gerçekleşiyor. Öncelikle bu evrede ne oluyor şu anda? Bakarsanız şurada kromozomların, homolog kromozomların birer parçası üst üste binmiş. O zaman burada ne olacak? Parça değişimi olacak. Parça değişimi sırasında gelmiştir bu fotoğrafa. Parça değişimi mayoz 1'de mi vardır? Evet, mayoz 1'in ta hatta en başında oluyor. Mayoz 1'in başında daha çekirdek erimeden parça değişimi gerçekleşiyor. Canlılarda genetik çeşitliliği sağlar. Evet, demiştik ki hepimiz birbirimizden farklıyız. Bunun sebebi parça değişimidir. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir. Bu da doğrudur. Homolog kromozomlar burada kırmızıyla mavi birbirinin homolog kromozomudur demiştik. O zaman üçü de doğru. D seçeneği doğru cevabımızdır diyebiliriz. Bir sonraki soru, 10. sorumuz. Buradaki 4 seçenekte buradaki şekilleri eşleştirip yazarsak kutumuz nasıl olur diyor. Öncelikle kardeş kromatitler iyi iptikleri sayesinde farklı kutuplara çekilir. Bu zaten şekillerde net bir şekilde görülüyor. Gördüğünüz gibi burada kardeş kromatitler iyi iptikleri sayesinde karşılıklı kutuplara çekilmiş. O zaman birincisi bu olması lazım. Direkt olarak iki tane şıkkı elemiş oldum zaten. İkincisinde ne diyor? Kromozomlar oluşur diyor. Kromozomlar belirgin hale gelecek. Bakıyorum şimdi şurada. Burada daha kromozomlar yok. Burada daha tek çizgiler. Kromozomlar ne demiştik? Bunlar şöyle çarpı halini alırlar. Baktığınız zaman burada hepsi çarpı halini almış. Demek ki iki en sonda olacak. İkisinde de o şekilde zaten. Çekirdek bölünmesi tamamlanır. Stoplazma bölünmesi başlar. Şurada stoplazma bölünmesi olmuş mu? Başlamış mı? Hayır. Stoplazma bölünmesi sırasında böyle bir boğumlanma görülmesi gerekir. Boğumlanmanın başladığı burası. Demek ki 3 en başta olacak. Buna da zaten kaldı 4. 4 neymiş? DNA işleyerek sayısını 2 katına çıkartır. Evet, şu anda DNA işleniyor. Sayısını 2 katına çıkartıyor. Daha sonra da kromozom haline alacak. O zaman cevabımız C seçeneği gibi olacaktır. Geçtik 11. soruya.
Bir ağırlık sorusu, kütle ağırlık ilişkisi sorusu. Şimdi burada K noktası, L noktası ve M noktası vermiş bize. Bu noktalarda hangisinde ağır olur, hangisinde hafif olur onu soruyor. Şimdi burada K noktasındaki ölçüm, nerede K noktası? Bakarsanız ekvatorun üzerinde. Şöyle ekvatorun üzerinde. Bizim dünya üzerindeki ağırlığımız en az yükseltinin aynı olduğunu düşünürsek en az K noktasındaki gibi ekvatorda olur mu? Evet. O zaman kutuplara yaklaştıkça bu ağırlık artacaktır. Bu durumda L'de, M'de K noktasından daha fazla ağırlık göstermesi lazım. Bu durumda 12 Newton'dan daha fazla olacak. Direkt olarak 12'den az olanları eleyelim. Ne kaldı elimizde şimdi? B şıkkı ve D şıkkı kaldı. Şimdi bu sefer de L ve M noktası arasında bir karşılaştırma yapacağız. Baktığımız zaman kutba hangisi daha yakın? Gördüğünüz gibi M noktası kutup noktasına daha da yakın. L buradaki kutba daha uzak bir mesafede. Bu durumda M noktasındaki ağırlığımız daha fazla olmalıdır. M noktasındaki ağırlık hangisinin daha fazla? Gördüğünüz gibi burada L noktasındaki ağırlık M noktasından daha fazla. D seçeneğinde eliriz. O zaman M noktasının daha fazla olması lazım. Cevabımız B seçeneği olur. Geçelim 12. sorumuza. Burada da yine kütle ve ağırlık ilişkisinden bir soru var. K ve L yerine ne yazılabilir? Şimdi burada bir çeşit bir sınıflandırma var. Bu nasıl bir sınıflandırma? Renklere bakacak olursanız yeşiller bir, sarılarda başka bir grup. Peki hangisi kütlenin, hangisi kuvvetin ya da ağırlığın diye soracak olursak? Kuvvet değildir demiş. Ağırlık bir kuvvettir zaten. O zaman sarılar kütle olması lazım. Kuvvet değilse madem sarıların kütle olması lazım. Bakıyorum sarılarda evet biri 1 kilogram veya gramdır. Bu da kütle. Bu da kütlenin özelliği. O zaman L'nin de gördüğünüz gibi sarı. Bunun da kütleye ait bir özellik olması lazım. Bu da ağırlığa ait bir özellik olması lazım. Bakıyorum L eşit kolu teraziyle ölçülür. Tamam bu doğru kütleye ait. Bulunan yere göre değişir. Kütle asla ve asla değişmiyor demiştik. Bulunan yere göre değişmez. Kuvvettir. Kütle bir kuvvet değildir. Değişmeyen madde miktardır. Evet kütle değişmeyen madde miktardır. O zaman B ve C şıkkımız gitti. O zaman K'ya bakarsak ağırlık içinde diyeceğiz. Değişmeyen madde miktardır. Hayır bu kütlenin özelliğiydi. A şıkkı da gitti. Birimi Newton'dur. Evet diyebiliriz. Çünkü ağırlık bir kuvvettir. Kuvvetin biriminde Newton olduğu için ağırlığın biriminde Newton olarak söylenir. Bu durumda D şıkkı doğru cevap. Geldik 13. soruya. Burada da fiziksel işle ilgili bir sorumuz var. Şimdi burada düzeneklerden hangi ikisi karşılaştırılırsa hipotezi sağlar. Bize bunu söylüyor. Peki hipotezimiz ne? Yapılan iş cisme uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. Ne demiştik? Eğer bir deney sorusu varsa deney sorularında neyle etkisini arıyorsa, neyle ilişkisini arıyorsa onun farklı olması lazım. Diğer etkilerini etkileyen seçeneğin sabit olması lazım. İkisinde de aynı olması lazım demiştik. O zaman cisme uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır diyorsa ben kuvveti değiştirmeliyim. Yol aynı olmalı, aldığı yol aynı olmalı. Aldığı yol aynı olan zaten iki seçenek var. İkisinde 15 metre olan bu. Peki kuvvetler farklı mı? Birinde 20 Newton, diğerinde 30 Newton. O zaman kuvvetler farklı, yollar aynı. Bu ikisinde kuvvetin etkisini ölçebiliriz. O zaman birinci ve dördüncü düzeneği seçmeliyiz. Cevabımız D seçeneği olmalıdır diyebiliriz. Geçtik 14. sorumuza. Hangisi iş yapmamıştır? Bu tarz örneklerden çok fazla çözdük. Ne demiştik? İş dediğimiz şey kuvvet doğrultusunda hareket etmesi lazım demiştik. Burada havada sabit tutuyorsa sporcu herhangi bir iş yapmaz. Çünkü havada sabit tutuyor. Halteri kaldırırken iş yapar ama havada sabit tutuyorsa hareket yoktur. Bu durumda iş yapmaz. A seçeneği direkt yanlış olacaktır diyebiliriz. Geçtik 15. sorumuza. Burada birazcık daha karışık. Kinetik enerjilerini karşılaştırmasını sormuş bize. Şimdi kinetik enerjilerini karşılaştırmak için ben neyi bilmem lazım? Bu adamların bir kütlesini, kütlesini zaten ne demiş bize? Aynı kütleye sahip demiş. Ha, kütleler aynı. O zaman farklılık yaratmaz. O zaman neyi bulmam lazım?
bunların hızlarını ya da süratlerini bulmam lazım. Bunda da karşılaştırma yapacağız. Şimdi K robotu X noktasına gelmek için 2, 3, 4 metre yol alacak. Bu 4 metre yol alıyor. M robotu 3 metre böyle, 1 metre böyle, 4 metre yolunda bu alıyor. L robotu ne yapıyor? 1, 2 metre yol alıyor. Şimdi yolları ben niye buldum peki? Çünkü bana ne demiş? Robotların X noktasına ulaşma süreleri arasındaki ilişki bu şekilde vermiş. O zaman bakıyorum. L'nin süresi daha fazla. Burada şu yanılgıya düşmeyin. İlk olarak L ulaşmıyor. Ne oluyor? Ulaşma sürelerini vermiş. Ulaşma süresi en fazla olan en son gidendir. Yani o zaman en yavaş olan L robotudur diyebiliriz. En yavaş olan buysa kinetik enerjisi en düşük olan ya da en küçük olan da yine L robotu olmalı. Peki en hızlı olan kimmiş? K robotuymuş. Çünkü K daha hızlı bir şekilde, daha çabuk gitmiş oraya. Yani daha kısa sürede gitmiş, daha küçük sürede gitmiş. O zaman en ilk, en başta giden K robotudur. K robotu ona o şekilde gittiyse, yani ilk olarak gittiyse en hızlı gidendir. En hızlı gittiyse de kinetik enerjisi en fazla olandır. Çünkü ne diyor bana? Aynı kütlede diyor. Kütlede ise sadece hızlarına bakmam yeterlidir. O zaman en hızlı olan K'nın kinetik enerjisi en büyüktür. Ve zaten ortada L dedik, en yavaş dedik. En yavaşsa da kinetiği en düşük olacak. Bu durumda cevabımız A seçeneğindeki gibi olacaktır diyebiliriz. Geçtik 16. sorumuza. Burada da 3 tane örnek vermiş. Bu 3 örnekten aşağıdaki şıklardan hangisine örnek verilmemiştir diyeceğiz. Hangisi verilmemiş? Kinetik enerjiden esneklik potansiyele dönüşüm. Bakın top hareketiyle ne olmuş? Buradaki yayı sıkıştırmış bu tarafa doğru. Top hareketiyle, kinetik enerjisiyle yay sıkıştırıyor. O zaman burada A seçeneğine ait bir örneğimiz var. A seçeneğinin örneği en sonda. Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüm. Burada yukarıda olan maddenin çekim potansiyeli var. Topu bıraktığım zaman aşağıya doğru inecek. Belli bir hız kazanacak. Çekim potansiyeli kinetik enerjisine dönüşecek. O zaman burada da B seçeneğine ait bir örneğimiz var. C seçeneğinde demiş ki esneklik potansiyel enerjisinden kinetik enerjiye dönüşüm. Baktım okun fırlatılması için buradaki yayın gerilmesi lazım. Gerdiğiniz zaman bunu bir esneklik potansiyel enerjisi kazanır. Daha sonra bu yayı serbest bırakırsam buradaki oku ileriye doğru fırlatacaktır. Bu da kinetik enerji kazandıracaktır. C'ye de var. Kinetik enerjiden çekim potansiyel dönüşüm. Bunun için hareketli bir cismin yukarıya doğru çıkması gerekir. Buna ait bir örnek verilmemiştir. Soru da bana verilmemiş olanı soruyorsa cevabımız D seçeneğindeki gibi olmalıdır diyoruz. Geçtik 17. sorumuza. Burada da yine esneklik potansiyelle ilgili bir sorumuz var. Şimdi burada 10 santimlik bir yayın var. Ben buna bir kuvvet uygulayarak 7 santime kadar sıkıştırıyorum. Yani 3 santimetre sıkıştırmışım. Eğer buna göre diyor hangileri doğru verilmiştir? Yani 1 ve 2'den hangisi doğru, hangisi yanlış? Nasıl olacak? Şimdi baktığımız zaman yaya kuvvet uygulanınca yay esneklik potansiyel enerjiye sahip olmuştur. Evet, yayı gerdiğiniz zaman veya sıkıştırdığınız zaman ikisinde de bir esneklik potansiyel enerji kazanacaktır. Esnek olan her madde. İkinci seçenekte diyor ki yay kuvvet uygulanarak boyu 15 cm olması sağlanırsa depolanan enerji, esneklik potansiyel enerjisi birinci duruma göre daha fazla olur. Ne yaptım? 5 cm gerdirdim. Bu durumda 5 santimetrelik bir enerji depolamış oldum. Buradaki 3 santimetreydi. Bu durumda buradaki daha fazla bir enerji depolayacaktır. Bu da doğrudur. İki şık da doğru. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacak. Geçtik 18'e. X, Y, Z cisimleri hangi yüksekliklerden bırakılmış olabilir? Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın K, L, M yükseklikleri. K en yüksek, M en alçak konumda. Bize burada önemli olan şu. KLM cisimleri bırakıldığında şekildeki gibi eşit miktarlarda kuma batıyorlar.
Eşit miktarda kuma batıyorsa bunlar bırakılmadan önce eşit miktarda potansiyel enerjileri varmış demek ki. Eşit potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisi varmış. O zaman ben ne demiştik? Ağırlığı, kütlesi küçük olan en yukarıda olmalı ki daha fazla çekim potansiyel olsun. Yani yükseklikten dolayı fazla olsun. Yine en ağır olan da en aşağıda olmalı ki ağırlığından dolayı bir çekim potansiyel enerjisi kazanacak zaten. Ortada olan zaten belli. Bize ne diyor? Hangi yüksekliklerden bırakılmış olabilir? Direkt bulduk zaten. K'dan X bırakılmış, M'den Y bırakılmış. Baktığım zaman X K'dan, Y L'den değil. Neden? M'den bırakılacak. K'dan, M'den ve B'den. Daha C şıkkı olacak. Geçtik 19. sorumuza. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi toplara iki tane topumuz var. X topunu yani X noktasından K topunu X topun noktasından atıyoruz ve 30 saniyede Y noktasına geliyor. L topunuysa yine aynı toplar, ikisi yani birbirine tamamen aynısı. Bunu atıyorum, 40 saniyede geliyor. Demek ki B yüzeyi bunun gelmesini, L topunun gelmesini daha zorlaştırmış. O zaman B yüzeyinde daha fazla sürtünme vardır diyebilir miyim? Evet, daha fazla sürtünme kuvveti uygulamış B yüzeyi. Direkt olarak bakıyorum, toplara A ve B yüzeyinde etki eden sürtünme kuvvetlerinin yönleri birbirine eşittir. Bakın burada çok dikkatli oluyoruz. Burada size kuvvetlerin büyüklüğünü söylememiş, yönlerini söylemiş. İkisinin de hareketi bu tarafa mı? Yani bu top burada bu tarafa doğru hareket ediyorsa sürtünme kuvveti hareket yönüne terstir, değil mi? Terstir demiştik. O zaman bu ters yöne doğru kuvvet uygulayacak. Aynı şekilde L topu da bu tarafa doğru gidiyor. O zaman yönü bu tarafa doğru olacak. İkisinin de sürtünme kuvvetinin yönleri birbirine eşittir, doğru. Eğer büyüklükleri deseydi, hayır, o zaman eşit olmayacaktı. B yüzeyi daha fazla olmuş olacaktı. Bakıyorum, topa B yüzeyinde etki eden sürtünme kuvveti miktarı. Şimdi geldik. A yüzeyinde topa etki eden sürtünme kuvveti miktarından fazladır demiş. Evet, B yüzeyinde daha fazla sürtünme kuvveti var ki bunun süresini daha fazla, yani onun gitmesini daha da zorlaştırmış. O zaman iki de doğrudur. A yüzeyi yağlanırsa K topunun Y noktasına ulaşma süresi B topuyla aynı olabilir. Sen bu yüzeyi yağlarsan buradaki sürtünmeyi daha da azaltmış olacaksın. Sürtünme azalırsa bu daha kısa sürede gitmiş olacak. Ama bu daha fazla, yani tam tersi, B yüzeyinin yağlanması lazım. O yüzden üçüncü şıkkı alamayız. Cevabımız B seçeneği olur. Evet, 20. soruyla devam ediyoruz. Son sorumuza geçtik. Burada da atomla ilgili bir soru var. Şimdi atom modelinde 3 tane atom altı parçacığımız var. Proton, nötron ve elektron. Bunların kütleleriyle alakalı bir şey vermiş. Eşit kol terazide bir tane mavi, bir tane kahverengi eşit. Bu durumda birisine proton, birisine nötron diyebiliriz. Hangisi olduğu önemli değil. Diğerinde bir tane mavi, yani proton diyelim. Bir tane proton bir sürü turuncu olana eşitmiş. Burada zaten direkt olarak en hafif olan elektron. Bunu biliyoruz. Elektronların olması gerekiyor. Bu kesinlikle turuncu olanlar elektrondur diyebilirim. O zaman elektronun da en dış katmanda olması lazım. Bu durumda diğer 3 şık zaten elendi. Cevabımız A seçeneği olacak. Elektronlar dış katmanda dolanacaktır diyebiliriz. Bu soruyla birlikte denememizi bitirmiş olduk. Görüşmek üzere.